Merhaba, anne babaların çocuklarına yaklaşımı ve bakış açısının onların zekalarının üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Biliyoruz ki zeka doğuştan geliyor ve sonra da çevresel faktörlerle şekilleniyor. Peki bu süreçte anne ve babaların nasıl bir rolü var, nasıl bir rol üstleniyorlar dersiniz? Bütün ebeveynler çocuklarının zihinsel gelişimi için ellerinden ne gelirse yapıyorlar, bunu çok iyi biliyoruz. Ya peki farkında olmadan bu zihinsel gelişimiyle yani zekalarıyla oynuyorlarsa? Şimdi burada bir uzman görüşü değil, hatta onun ötesinde dünyanın ileri gelen üniversiteleri tarafından yapılmış araştırma sonuçları var. Onlardan bir tanesi Harvard Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir araştırma ve ilköğretim öğrencileri üzerinde yapılıyor bu araştırma. Bu araştırmada öğrencilerin öğrenme ve problem çözme ile ilgili kritik öneme sahip konuşma ve akıl yürütme becerileri üzerine bir test yapıyorlar. Ve bu testin sonucunda da öğrencilerin %20'sinin parlak yani yüksek potansiyelli öğrenciler olduklarını tespit ediyorlar. Buraya dikkat etmenizi rica ediyorum. Hem bu söylediğim kısma hem de birazdan söyleyeceğim kısma. Ve öğretmenlerine giderek diyorlar ki siz şu anda fark etmiyor olabilirsiniz ama bu öğrenciler çok yakın bir zamanda olağanüstü zihinsel gelişim gösterecekler diyorlar. Ve ne yapıyorlar? Tabii ki araştırmayı takip ediyorlar. Bir yıl sonra hepimizin beklediği üzere gerçekten de bu sözü edilen %20 parlak zekalı öğrenciler diğer öğrencilerle kıyaslandığında çok önemli bir zihinsel gelişim gösteriyorlar. Hatta bazıları kendi içinde %50 daha fazla gelişim gösteriyor, artırıyor ve daha zeki oluyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki zaten biz bunu bekliyorduk, araştırmada bunu söylüyordu. Buradaki fark ne? Şimdi sıkı durun. Burada aslında eğitimde kendini gerçekleştiren bir kehanete değiniyor olacağım. Aslında en başında araştırmacılar herhangi bir test falan yapmamışlardı. Ne demek oluyor yani bu? Yani bu sözde %20 parlak denilen öğrencilerin diğerlerinden hiçbir farkı yoktu. Onlar rastgele seçilmişlerdi. Şimdi aklınızdan o zaman araştırmacılar bunu neden yaptı diye bir düşüncenin geçtiğini düşünüyorum. Araştırmacıların amacı aslında öğrencilerin zeka gelişimini ölçmek değildi. Onların amacı eğer öğretmenleri bu potansiyele inanırlarsa, bunu düşünürlerse bunun sonucunun öğrenciler üzerinde nasıl bir etki oluşturacağını bulmak üzerineydi. Yani işin özü bu araştırma çocuklar üzerinde yapılmamış, çocuklar arasında herhangi bir fark yok. Tek fark öğretmenlerinin zihnindeydi. Şimdi hatta size daha da şaşıracağınız bir bilgi vereceğim. Bu sözde %20 parlak olan öğrenciler buradan alınıp başka öğretmenlere ve bu öğretmenler onlarla ilgili hiçbir bilgiye sahip değiller. Zekalarıyla ilgili, gelişimleriyle ilgili hiçbir bilgiye sahip olmayan öğretmenler onlara verildikten sonra da bu zeka gelişiminin artarak devam ettiğini görüyorlar. Çok şaşırtıcı değil mi? O faktörü ortadan çektiğinizde bile bu zeka gelişimi devam ediyor. Peki bu nasıl olmuştu? Şöyle, bu potansiyele inanan öğretmenler bu düşünceyle beklentilerini bu çocuklardan yükseltmiş, daha fazla onları destekleyici davranış ve tutumlara bürünmüşlerdi. Ne yapmışlardı mesela? Daha zorlayıcı ödevler vermişlerdi, daha fazla tahtaya çıkarmışlardı, daha fazla ilgi gösterip daha fazla yardımcı olmuşlardı. Bunun sonucunda da bu çocukların özgüvenleri artmış ve kendi potansiyellerini ortaya çıkartarak kendilerini gerçekleştirmiş oldular. Şimdi eminim ebeveynler olarak buradan çıkarımlarınız var. Düşüncelerinizin olumlu ya da olumsuz gerçeğe dönüştüğüyle ilgili şimdi böyle beyninizden fikirler yükseliyor, fikirler çıkıyor diye düşünüyorum. Gerçekten de buradaki önemli nokta düşüncelerimizin kendini gerçekleştirir kehanet haline alması. Bu sebeple ben tam bu noktada çok sevdiğim bir sözü paylaşmak istiyorum. Bunu pekiştirmek için. Goethe diyor ki, bir insana olduğu gibi davranırsanız onu olduğundan daha kötü duruma getirirsiniz. Fakat içinde taşıdığı cevher sayesinde olabileceği kişi gibi davranırsanız onu olması gereken kişiye dönüştürürsünüz. Bence çok güzel bir vurgu ve cümle diye düşünüyorum. Ve hemen size akabinde 5 tane de öneride bulunmak istiyorum. İlki, düşüncelerinizin farkına varın. Olumsuzdan olumluya alın düşüncelerinizi. İkincisi,
çocuklarınıza tembel, beceriksiz, ağırkanlı gibi olumsuz cümleler yerine istekli, hevesli, heyecanlı gibi olumlu cümleler kullanın. Üçüncüsü, bu sergilediğiniz davranış ve tutumları samimiyetle yapın. En küçücük bir çocuk bile oradaki samimiyeti hissedecektir. Dördüncüsü, çabaya odaklanın ve takdir edin, tabii abartmadan. Ve beşinci olarak da ona yaşadıklarından ve deneyimlerinden hep ne öğrendiğini sorun. Bu sayede de onu öğrenen zihniyete çekin. Umut ediyorum ki bu anlattıklarım size güzel fikirler vermiştir. Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kucak dolusu sevgiler.